Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Şöyle kendimi çekeyim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün dün koçları boyadık. Bugün koç salımı yapacağız. Şimdi koçlara bir ay oldu ayıralı ve iyi baktık. Çünkü iyi bakmamız gerekiyor. Onlar, şöyle bir saniye. Onlar daha kuzu alacağız. Yani tohumluk bunlar. Şöyle göstereyim sizlere. Gençler hazır mısınız? He? Kınalarınız da iyi olmuş. Maşallahınız var. Hazır mısınız? Evet. Ayrıyetten bugün cuma. Cumanız ve 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun gençler. Hepinizi seviyorum. Şu serbestin videosunu attıktan sonra baya bir kötü yorum geldi. Çünkü ben o kadar kötü yoruma alışkın değilim. Ama insanlar inanmayabilirler. Beni bilen biliyor. Herkes çünkü uzun zamandan beri takip edenler var. Önceki videolarıma baksınlar, köpeklerimi nasıl sevdiğime baksınlar. Sıkıntı yok. Neyse, bu problem değil arkadaşlar. Benim gönlüm rahat. Herkes de bu konuda rahat olabilir. Şöyle göstereyim sizlere. Koyunlarımız hazır. Koyunlarımız içinden yaşlarını çıkarttık. Ondan sonra işte dişi düşenleri, böyle koyunluktan çıkanları sattık, temizledik. Hayvanı temiz hale getirdik. Şimdi de bugün 30 Ağustos Cuma günü, ayın başında salacaktık. Bugün Cuma, hayırlı gün. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Koçlarımızı salacağız arkadaşlar. Hadi bir başlayalım. Şişt, ne yapıyorsunuz lan? Şöyle şunları keselim. Bismillah. Allah'ım sen hayırlı, bereketli kuzu almayı nasip eyle bizlere ve bütün çoban arkadaşlarıma, bütün emekçi kardeşlerime. Rabbim herkesin işini rast getirsin. Evet, şimdi şunu yerine bir sokalım, bıçağımızı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tın tı tı tın tı tı tın tı tı tın açtık. Hadi bakalım. Hadi gel. 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 Ne oldu? Aslan ilk başta iş başında. Sizin canınız Bak 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 bak. Evet arkadaşlar, bunu böyle yapmamızın bir sebebi daha var. Koyunculukta ne kadar çabuk kuzu alırsanız o kadar iyidir. Siz de çıkın. Sizin canınız istemiyor herhalde. Yavaş yavaş, kendinize zarar vermeyin. Kapı açık. Evet, onlar da çıktılar görüyorsunuz. Koyunculukta ne kadar bir arada toplu kuzu alırsanız o kadar iyidir. Çünkü bir anda doğmaları, bir anda büyümeleri ve eşit büyük büyümeleri anlamına geliyor. Evet, tanışma faslı başladı arkadaşlar. Ben şunların kapılarını açayım, yavaş yavaş salayım. Önceden bunları saldıklarında silahla kutluyorlarmış. Hani silah atıyorlarmış. Vesaire. Bismillahirrahmanirrahim. Ama biz öyle yapmayacağız. Çünkü köy yakın. Kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Hadi aslanlarım. Bismillah. Hadi çıkın bakalım. Bismillah. İnşallah dediğim gibi Rabbim herkese hayırlı kazançlar nasip eder. Önce çoban arkadaşlarıma, sonra bize. Çünkü herkesin hayali sağlıklı birer kuzu almak. Hadi çıkın. Hadi çıkın. Hadi. Hey, hey, hey. Hey. Hey, gıcı 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 gıcı. Gıcı 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 gıcı. Şimdi hangi birlerinde baş... Evet, ilk aşımı Mernos yaptı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hey kuçum. Hey. Hey, hey, hey. Hey. Hey, hey, hey. Hey. Hey kuçum. Ben şunları çevireyim arkadaşlar. Evet. 5 ay artık kuzulamalarını bekleyeceğiz. Yeni bir aya gireceğiz. Kuzular inşallah sağlıklı olur dediğim gibi herkesin. Hadi lan! Görüyorsunuz. Bunlar bu işleri yapacaklar arkadaşlar. Hey hey! Toz attılar yine.
Boyaları da kınaları da iyi çıkmış arkadaşlar. Nazar boncuğu gibi olmuşlar hayvanların içinde. Oh, hadi in be, siz amma uç kaççı çıktınız arkadaşlar. Yaylıma gitmeyeceksiniz mi bugün? Ha? Karnınız tok sanırım. Hadi, 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 hadi. Şimdi bir langırtı kopacak eminim. Toraman, gel oğlum. Gel aslanım, gel. Gel benim bir tanem, gel seni de salayım, gel. Gel. Şimdi bir saniye, bir saniye salamadım, bir saniye. Toraman, Toraman, Junior Toraman. Gel aslanım. Karabaş, Karabaş, Karabaş. Gel aslanım. Gel babadın. Baba tırı doğru tırı. Kesti bir dönüşürü ki bakalım ne yapıyoruz ha? Açtan parça onlar. Gel karabaşım. Gel sen. Gel. Korktular arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz lan? Hey be, ne yapıyorsun öyle? Kafanı kırarım senin. Gel, gel, gel. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Gel, gel aslanlar. Aslan parçalar onlar. Aslan parçalar onlar. Gel. Gel arkadaşlar. Uf, elim acıttın lan. Evet. Şöyle. Şuraya geçeyim. Koyunlar yavaş yavaş gitsinler. Görüyorsunuz salımı yaptık. Dedemler bunları taş boyalarla boyuyorlardı. Tabii ki taş boya bulamadığımız için biz kına ve sprey boya kullandık. Artık inşallah hayırlısı olur. Yeni kuzular bizleri bekler. Güzel güzel kuzucuklar. Çünkü kazancımız bundan arkadaşlar. Koçların iyi ve kaliteli olması iyi bir kuzu almanız anlamına geliyor. Koyunlarınız da aynı şekilde. Koç seçerken aslında koçun yapısını iyi seçerseniz, mesela ayaklı koç, sırtı geniş koç, sallı koç, uzun yani. Bunlara dikkat edin. Mesela annesi sütlü ve sağlam kuzu, güçlü kuzu yapan annelerin koçlarından almaya çalışın. Erkek kuzularını almaya çalışın. Böyle. Bunlara dikkat ederseniz kuzunuz da iyi olacak. Cinse uygun alın. En çok şunu soruyorlar arkadaşlar. Bana diyorlar ki biz koyun yapacağız abi, ne alalım? Romanov işte bilmem ne, bir sürü cins koyun var. Kardeşim diyorum, siz bulunduğunuz meradaki, bulunduğunuz mevkideki ve bulunduğunuz köydeki koyun yetiştiren varsa onların koyunlarına bir bakın. Ve hangi çiftçi, hangi üretici güzel koyun, güzel kuzu alıyorsa o cinsten alın. Yani mera ve iklim koşulları sizin koyun yetiştirmenize engel olabilir. Her koyun her yerde yetişmeyebilir arkadaşlar. Ben bunu gözlemledim. Bunu gördüm. Kedi, sıçan mı yakaladın gene? Hani bak. Hani yakaladın mı? Bunu gözlemledim. Tüysünü, saçaklı olması, tüysünün kabarık olması, ince olması, sık olması meraya uyum sağlayabilmesi, meranın güzel olması, engebeli olması her şeyi değiştirir. Buna göre seçiminizi yapın arkadaşlar. Şimdi gidelim koyunların başına. Evet arkadaşlar, koçlar iş başında tabi. Koçlarımız işini yapacak. Şöyle videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bir açıklama yapayım son olarak. Şöyle bir saniye. Evet. Sizleri seviyorum arkadaşlar, biliyorsunuz.
800 aboneden, 1000 aboneden, 3000 aboneden, 5000 aboneden beri takip eden arkadaşlar var. Hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Son attım. Serbest'in ölümü videosu herkesi üzdü, beni de üzdü. Niye? Çünkü 14 senelik köpeklerim. Onlarla büyüdüm. Neyse, sıkıntı değil. Şunu söylemek istiyorum. Hani bana prim yapıyorsun, bilmem ne senaryo, ne o şey, kurgu yapıyorsun diyenler oldu. Ben hepsine şunları söylemek istiyorum. Lütfen diğer önceki videolarıma baksınlar. Benim buna ihtiyacım yok. Ben bir yerlere kendi emeğim ve kendi görüşümle geldim. Şov yapmak istesem sizlere her gün köpek videosu çekerim, başka bir şey çekerim. Bunda sıkıntı yok. Ben köy hayatını bütün izlilik ve güzellikleriyle ve bütün duygusallıklarıyla yaşamayı, sizlere de bunu anlatma yolunu seçtim arkadaşlar. Bu bir hayaldi ilk önce YouTube'da. Dedim ki kendi videolarımı yükleyeyim. Kimse izlemezse kendim izlerim. Büyük bir kitleye ulaştık. Bundan sonra laf ve söz edenler çok olacaklar. Senaryo, işte ne prim yapıyorsun, kurgu yapıyorsun diyenler, hiçbirinde sıkıntı yok. Beni bilen biliyor arkadaşlar. Siz kafanıza takmayın. Videolar gelmeye devam edecek. Allah'a emanet olun. 30 Ağustos Zafer Bayramınız da kutlu olsun şimdiden. Tekrar söylüyorum. İnşallah hayırlı bir kuzu almayı nasip eder Allah. Safa sağlam herkese ve bize de. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.